Şimdi risk yükselten en önemli faktör yargı bağımsızlığıdır. Siz dünyanın parasını getirseniz bu ülkede yargı bağımsızlığı yok ise o para buraya konmaz gider. O halde üretim 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 tamam. tarım tamam. bunun beraber birinci sıraya yargı bağımsızlığını koyacağız. Bu bu ülkeye para akışını sağlayacak. İki riski arttıran en büyük etmenlerden bir tanesi devlet yönetiminde liyakattır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş dönem başbakanını ve geçmiş dönem ekonomi bakanını bunlar hiçbir işe yaramazlardı. Bunlar hiçbir şey anlamazlardı. Liyakatsızlardı. Buna rağmen ben bunları oraya koydum dedi ya hani. Ben getirdim dedi ya. İşte bu bizim risk puanımızı yükseltti. Biz devlette liyakati getireceğiz. Devlette liyakat olduğu zaman buraya para akışı olacaktır. Üç, Merkez Bankası gibi, Sayıştay gibi bağımsız kuruluşlara denetleme ve karar verme yetkisi verirseniz o zaman para buraya akar. Bakın bu ülke var ya hem kendini besler hem kendisi gibi dört tane ülkeyi besler. Devam ediyorum. Bütçe disiplini. Eğer bütçe disiplini sağlayamıyorsanız bütçe disiplini sağlanamadığı durumda ancak riskiniz çok yükselir. Ak Parti hükümeti son dönemde, son dönemde çıkardığı bütçede Aralık ayında 2021'e çıkardığı bütçeyi Haziran ayında revize etti. Dedi ki ben bir yıllık bütçe yaptım ama 6 ayda parayı tükettim. Biz bütçe disiplini sağlayacağız. Bir başka önemli şey dış politika. Siz bakın bunların hepsi direkt ekonomiyle ilgili. Direkt. Bakın sosyal yardım ayrı konu. Acil tamam. pansuman tamam. yapacağınız. Konuları zaten söylüyoruz. Siz gençlere vereceğimiz destekler. Tamam. Tabii gençlere vereceğimiz desteklerden bahsediyoruz. Sosyal yardımlar evet sosyal yardımlar iyi bir şeydir. Bütün dünya yapıyor. Ama sosyal yardıma muhtaç olup bağımlı olmak kötü bir şeydir. Dış politikanız eğer onurlu, haysiyetli ve gerçekten Türkiye'nin lehine bir dış politika olursa buraya yatırım geliyor. Bir örnekle ne demek istediğimi açıklayayım. Ve onu da artık kapatalım bir Peki, örnekle. Bir Teşekkür ediyorum ondan sonra ben bir kısa bir öbür tamam, <laughs> taraftan alacağım konuyu değiştiriyorum hükümetin <laughs> hükümetin övündüğü e, salda dönüşüm programındaki şehir hastaneleri ben hastane yapmak istiyorum dedi yatırımcı gelmedi dedi ki gelmem senülken riskin yüksek peki o zaman dedi ne istiyorsun hazine garantisi istiyorum dedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti İlk defa bu tür yatırımlarda, milli hassasiyeti olmayan yatırımlarda hazine garantisi verdi. Buyur gel hazine garantisi. Gelmem dedi. Niye? Bana yer vereceksin bedavada öyle gelirim dedi. Hadi yeri de veriyorum dedi. Hastanenin yerini bedava verdi. Gene gelmem dedi ya. Ne istiyorsun kardeşim Allah aşkına bu kadar riskim yüksek ama daha ne istiyorsun dedi <laughs> dış finans güçlerine. Dedi ki ben hasta garantisi istiyorum. O hastaneye hasta gelecek parası filan ya da yolu şusu busu yoksa bile hasta garantisi. Onu da verdi yetmiş hasta garantisi verdi. Gene gelmedi adam ya. Ne istiyorsun dedi en son. Dedi ki bak kardeşim senin ülkende yargı bağımsızlığı yok dedi finans şirketleri. Senin ülkede yargı bağımsızlığı yok. Son şartım şudur. Seninle biz ihtilafa düşersek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemeleri değil İngiltere mahkemelerini yetkili kılarsanız gelirim dedi. Kabul etti benimkiler. Bakın milli hassasiyeti yüksek olanlara sesleniyorum buradan. Siz Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin, devletin mahkemesini yanlış söyledim. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin güvensiz olduğunu kabul ederek finans kaynağını ülkenin mahkemelerini kabul ettiniz. Bir Uyuşmazlık, ihtilaf konusunda böyle bir zulmü bize yaşattınız. İşte bu yüzden bize yatırım gelmiyor. Eğer yargıyı bağımsız yaparsanız bütün bunların hepsi gelir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, önerilerinin özeti budur.